İKAS'ın e-ticareti anlatalım. Profesyonel SEO ayarlamalarıyla Google'da üst sıralara çıkabilirsiniz. Sepetinde ürün unutan ziyaretçilerle iletişim kurup satışlarınızı arttırabilirsiniz. Botlarla iletişim kurmak zorunda olmadan 7-24 çalışan müşteri destek hattına sahip olabilirsiniz. Pazar yerleri entegrasyonunuzu yapabilir, hatta özel kampanya kurguları bile ekleyebilirsiniz. Ve e-ticarette İKAS hızını yakalayabilirsiniz. Vole'den ilk rounddan herkese merhabalar. Mustafa ile birlikteyiz. Merhaba, zaten hoş sene. geldin. Selamlar. Hoş bulduk. Transfer adam. Tam transfer. <gülüyor> <gülüyor> Baklar <gülüyor> tran transfer. Bir daha bir de ilk round ekibi bir anda evet. Mustafa ve Sinan oldu. Evet. Ee, bayrağı teslim aldık. Ilgaz Çınar ve Ali C ikilisinden. Onlar zaten farklı programlarda birlikteler. Evet. O yüzden ilk roundda artık biz olacağız arkadaşlar. Evet. Hayırlı olsun. Sana da hayırlı olsun. Ee, Galatasaray'la mı başlayalım? Kiminle başlayalım? Başlayalım çünkü son dakika gelişmeler oldu. Gerçi Fenerbahçe'de bir kanat indirdi. Onu da konuşuruz. Ama istersen Galatasaray'la başlayalım. Olur. Ee, Galatasaray'da gündem daha yoğun çünkü 3-5-2 e, şeyi de çıktı. Ee, evet şu an formasyonu da e. bir şey, farklı. Dün akşam Zalevski iddiası vardı Hı -hı. Roma'dan. Ve e, onunla birlikte de Ebimbe. Evimde de Frankfurt'ta geçen sene kiralık olarak geçirmiş. Paris Saint-Germain altyapısı. ne diyorsun iki isim için? Şunu diyorum. Hatta şöyle Galatasaray'ı dizelim yavaştan. Bunu da özlemiş mi? Yıllar olmuş. <laughs> Tahtasız düğün yapıyorduk ne zamandır. Ya yani şimdi şöyle bir söylenti vardı. Zaten ilk Osimhen indikten sonra İstanbul'a işte Galatasaray'ın artık 3-5-2 gibi ya da 3-4-3, üçlü savunma formasyonları deneyeceği söyleniyordu. Sonrasında Okan Buruk denemez. Zaten 4-2-3-1'den devam eder. O simen işte bazen sol forret oynar ya da işte Icardi dönene kadar 9 numara da devralır gibi. İşte bir hala bir flu bir durum vardı ama benim için sen Zalewski özellikle gündeme düşmesi Galatasaray'ın bariz bir şekilde hatta Ben Davies adı da bir ara geçiyordu. Bariz bir şekilde üçlüye döneceği, hatta bunun Icardi'nin dönmesini beklemeden şimdiden formasyon üçlüye çevireceğinin bir işareti. Çünkü Zalewski, kanspek. Yani bek desen bek değil hatta Roma'da dörtlüğe döndükten sonra bence biraz daha gözden çıkarttı Zaleski'yi. Çünkü ön tarafa yatsan becerisi tam yeterli olmuyor. Skorerliği yeterli olmuyor. Üçlü ki oynattığı zaman orada oynattılar. Öndeki üçlü forvet hattının solunda oynattılar son dönemde oynadığı zaman. Ama orada hücum becerisi eksik kalıyor. Bek desen savunmacılı o kadar şu anda üst seviyede değil. Tam kanat bek yani. Oradaki bağlayıcı bir oyuncu. Burada da aslında Galatasaray'ın bariz bir şekilde üçlüye döndüğünü görebiliriz. Hatta Ebimbe de şöyle bir oyuncu bence Hani izlediğim kadarıyla tabii ki daha izlemeye devam ediyorum. Ondan sonra içeriklere devam ederiz. Ebimbe sağ tarafı komple oynayacak ya da alternatif bir isim gibi geldi bana. Yani Kanspek zaten oynuyor ama içeride de pozisyon olabilir. Üçte orta sahanın şu sağ içinde, Hamit Altın top rolünde <gülüyor> <gülüyor> de olabilir. E, hatta işte dörtlüğe dönersen sağ bek alternatif olabilecek. Yani boylu boyunca çizgiyi kullanacak bir oyuncu ya da 4 4 2 öndeki kanat oyuncusu olabilecek. Yani sağ tarafta komple rol alabilecek bir oyuncu gibi geldi bana. Ee, solda falan da oynadığı olmuş, içeride oynadığı da olmuş ama dediğim gibi yani maçların ağırlıklı sağ tarafta oynuyor. Şimdi şöyle bir durum var. Galatasaray kadrosunda en pahalı oyuncu, en yüksek bonservis bedelli işte aset Barış Alper Yılmaz. 3 5 2'de oynayabileceği tek pozisyon sol veya sağ. Kanat bek pozisyonu. Hı hı. Çünkü Icardi o simen burada yani en önde de belki ikinci forvet olarak oynardı da. Yani ağırlıklı olarak ya sol kanat bek ya sağ kanat bek kullanman gerekiyor. Evet. Ee, Jakobs da zorunlu satın alma opsiyonuyla geldi 8 milyon civarına. Ee, herkes üçlü stoperin sol stoper olarak da oynayabileceğini söylüyor ama stoper deneyimi yok daha. Ben de öyle düşünüyorum bu arada. Oynayabilir diyorsun. Bence öyle olmak zorunda şu anda. Şey Abdülkerim yerine diyorsun. Evet. Ee, ya olabilir yapabilir ama hiç stoper deneyimi yok yani. Kanat bek var. Sol bek var. Hani ona da bir yatırım yapıldığı Hı -hı. için söylüyorum. Hı -hı. Ve yerlerde de çok büyük yatırım yapıldı gene 10-11 milyon Hı -hı. euro. O da şu anki düzlemde kanat bek olabilir. Evet. Hem Zalewski hem Evinbe de gelirse bunlar da kanat bek gibi gözüküyor. O zaman kanat bek sayısı 5'e çıkıyor. Herhalde o zaman Jakobs üçlü savunmanın Bence sol stoper olacak gibi. Ben şöyle düşünüyorum Jakobs konusunda. Şimdi e, üçlü savunmanın sol stoperinde harbi harbi oynayan bir adamı bu yaşta almaya çalışırsan, hani orada kanıtlamış bir oyuncu olarak almaya çalışırsan bonservisi daha katlanır. Hı hı. İşte içerisinde Colville gibi oyuncular var. Hani direkt onu Colville değil de yani o tip oyuncular daha da bonservisini katlıyor. Yani oynadığını ispat ettikten sonra. Burada aslında zamanda Ferdi için de bunu söylüyorum Fenerbahçe'de. Yani kanat peki oy oynamış, ispatlamış bir oyuncu alsan bonservisi çok daha fazla olur. Bunu kendi içerisinden çözmek ya da daha önce o rol oynamış bir oyuncuyla denemek daha mantıklı olabilir. Galatasaray'da benzer şey Jakobs'a deneyebilir çünkü işte belki Galatasaray, Ebimbe de öyle bir oyuncu, işte Barış Alper öyle bir oyuncu. Ebimbe bence sağ içte oynayacak. Barış Alper kesin katılıyorum. Hı -hı. Barış Alper sağ bekti. Ebimbe şöyle sağ içte. Sara ve Torreira gibi üçlü, dinamik bir üçlü göreceğiz. Burada da Zalewski geliyor gibi gözüküyor. Yani 5 tane dinamik rakibe baskı yapacak, oyunu önde oynayacak bir Galatasaray hayal edeceğiz gibi gözüküyor. E o zaman senin zaten kenar stoperlerin bayağı açılarak oynayabilmesi gerekiyor. Yani dönen toplarda çok hızlı reaksiyon vermesi lazım. Çok dinamik olmaları lazım. İşte Abdülkerim son dönemde öyle bir performansı yok. Bir tek Davison var elinde. Dönen toplarda hızıyla reaksiyon verecek. Jakobs'tan bu oyuncu çıkabilir ama. Jakobs'un Hı. geri dönüşleri bayağı etkileyici. Evet. Yani back pozisyonunda ben ziz çok ziz etkilendim. Hızlı çok iyi. Aynen yani rakibine bir 3 metrelik avans verip yetiştiği çok anlar gördüm. Evet. Ee, burada Özellikle işte... son e, Lyon maçına birini sakatladı öyle yani. Evet, 20 evet. metre geriden gelip önündeki topu <laughs> ben oradan <laughs> <Evet. gülüyor> Ve Bakar bayağı sadece o maçtan 3-4 tane evet. inanılmaz yetiştiği anlar var. Ee, şimdi zaten böyle bir formasyonda hız daha önemli hale geliyor. Hani stopercilikten, pozisyon almadan hız daha önemli hale geliyor. Oyunun önünde oynadığı için, orada baskı yaptığın için. O yüzden yok Yakos bence kıvırır o işi. Evet ama bence mesela bu kadar git gel yapabilen o bahsettiğin Lyon maçında herhalde 10 kere falan sıfıra indi adam. Defalarca git gel yapabilen bu kadar dayanıklılığı yüksek bir oyuncuyu stoper pozisyonuna çekince de biraz zincire vurmuş oluyorsun. Yani hücuma çıkma gitme gelme konusunda. Ben yeri geldiği zaman kanat bek olarak da oynayacağını düşünüyorum birçok maçta Tabii. ki özellikle Avrupa'da zaten listeye Zalevski ve Bey falan yazılamayacağı için Tabii. orada zaten yokluktan büyük ihtimalle sol kanat bek olup Abdülkerim de sol stoper olur Abdülkerim'den de hemen o kadar kolay vazgeçmez diye düşünüyorum yani orada rotasyonlar sık sık yapılır üçlü savunmanın sol stoperi olarak da denilebilir kanat bek de olabilir. yani o hız ve dayanıklılık devamlılık ee, biraz böyle bekte de güzel işe yarar yani devamlı git gel yapan bir oyuncunun orada olması e, atak katılımında yani hem artı bir hücumda hem savunmada artı bir hep yapıyor onu yani. Hı hı. O da önemli bir avantaj yaratıyor. Özellikle fizik yüzünden yine Young Boys'a karşı bu kadar problem yaşamış bir Galatasaray'da öyle bir oyuncunun eklenmesi değerli yani. Sürekli hı. hücuma git gel yapabilen dayanıklılığı yüksek bir oyuncunun eklenmesi. Avrupa'da yine o yüzden hem kadro bildiriminden dolayı hem de o tempo ve fizik daha gerektiği için Avrupa'da orada da oynayabileceğini düşünüyorum ben yani kanat bek olarak da. Yani üçlü stoperin solunda da denenebilir ama hiç denemediği için yani hiç hı hı. deneyimi olmadığı için o işleyiş nasıl geçer ondan emin değilim. Bir de orta üçlüyle ilgili şöyle bir düşüncem var Mustafa. Yani herkes 3-5-2 diyor ya. Hı hı. Bence 3-4-1-2 gibi olma ihtimali birçok açıdan daha kuvvetli geliyor bana. Ya yani Mertens'in biraz daha 10 numara gibi olabileceği bir durum. Çünkü şu ana kadar hep 4-2-3-1'de de oynadığında çift bir vot olarak kullandı evet. orta ikiliyi. Hiç derinde tek kullanmadı. Şimdi hem oyun kurmada büyük problem yaşıyor. Galatasaray'ın en en zaaflı yeri oyun kurulumu. Geriden hmm. top çıkarabilme. Şimdi 3 stoperle ona bir avantaj sağlıyorsun. Artı bir merkezde zaten artı bir kalabalık oluyorsun. 3 artı bir kurmaktansa ikili yaparsa 3 artı 2 kuracak. Orada pas opsiyonları daha çok çıkabilecek. Sara mesela gelip de geriden top çıkarma hmm. konusunda top alıp hem sağa hem sola diagonal toplar atabilecek diye düşünüyorum. Hem de takımla yaratıcı oyuncu sayısını arttırabilmek için Mertens olur. işte burada kanat olan oyuncuların hepsi Ziyeh'ler, Yunus günler falan hepsi bu pozisyonun alternatifine oluyor. dönüştü. Yani birden 10 e, numara yoktu Galatasaray'da hani Mertens alternatif falan. Onların hepsi 10 on numara alternatifine dönüşünce orada 4 tane isim oldu. Yusuf, Yunus, Ziyeh, evet. Mertens. Yani bir tane bence Özellikle iç sağ dolu maçlarında 3-4-1-2 gibi olup 10 numarada Mertens'i biraz daha işte Mkhitaryan modeli, biraz daha sola kıvrılan oyuncu olarak kullanacak bence. Ben şöyle e, düşünüyordum. İşte Osimen Icardi düşünüyordum. Sağda Osimen düşünüyordum. Çünkü Icardi'nin sol ayağı daha kuvvetli Osimen'e göre. Yani solunu da kullanabilme çift ayaklılığı biraz daha önde. Fakat eğer Barış Alper sağ e, kanat bek olacaksa Fizik kapasitesi çok zorlayan bir oyuncu. Böyle koçbaşı gibi kullanılıyor yani. Vuruyorsun kırıyorsun, vuruyorsun kırıyorsun. Ossimen de oyuncu. Bazı açılardan. İki tane üstün fizikliği yan yana ön, e, önlü arkalı kullanmaktansa denge sağlamak. Mesela burada Mertens oynayacaksa eğer e, sola kıvrılan on olarak. Icardi, Mertens iki tane akıllı. Osimen Barış da iki tane fizikli gibi olacak. Onu yapmaktansa bence denge yapıp Icardi'yi Sağ Santurfor, Osimen'i sol yapabilir diye düşünüyorum. Osimen Mertens burada bir denge, akıl artı fizik. Barış Alper Icardi de sağ tarafta bir denge olabilir, akıl artı fizik diye düşünüyorum. Hani e, başta Osimen'i sağa atar diye düşünüyordum çünkü daha e, onun modeline uygun. Ama böyle de bir değişim yapabilir diye bir fikrim var. Ama bazen de o dediğini avantaj olarak kullanıyor takımlar. Hani. Bir taraf fizik, topsuz koşu. Bir taraf oyun kurucu. Bunu bilinçli şekilde bölen takımlar var. Mesela Arsenal bilinçli şekilde bölüyor. Hı. Mesela burada Ben White var. Top ilişkisi daha iyi. Diğer yerde Timber var. Daha adama vurup çarpan. Yani orayı da bence orada kullanacak. Yani daha savunmacı bir oyuncu. Ben White biraz daha atağa katılan. Saka burada. Sürekli pas istasyonu olan bir oyun kurucu kalan, kalan forvet. Hemen yanında Odegaard da mesela orada. Yani orada üçlü, oralarda oyun kuruluyor. Diğer tarafta Declan Rice, işte Gabriel Martinelli, orada top koşu yapan, daha fiziksel oynayan oyuncular oluyor. Bunu bilinçli olarak bölen takımlar da oluyor. Zaten, belki, belki Galatasaray da bunu böler. Zaten Galatasaray... Yani sol taraf oyun kurucu, hı. hatta Icardi de oraya yakın oynayan. Dediğim gibi Mertens kullanacağı zaman o da oraya. Hani Zalewski de topla ilişkisi iyi olan bir oyuncu. Sağ tarafta vur kır parçala tarafı. ben <laughs> Barış abi, Ebin Ben ne varsa sağ tarafta. Şimdi sağ tarafta <laughs> şöyle bir şey var. Aslında sağ stoper Davinson'u da koyunca, sağ içe Torreira'yı da koyunca, Barış Alper'i de koyunca sağ taraf zaten parçalayacak çok büyük ihtimal. Evet. Galatasaray'ın sağ tarafı çok ürkütücü gözüküyor. Özellikle Torreira'nın arkasında Davinson'un oluyor olması bence bu 3-5-2 sistemi veya 3-4-1-2'nin şeyindeki sistemdeki en tutarlı parça. Barış ve Torreira'nın <laughs> arkasına Davinson koymak, Davinson onları muhtemelen yere itecek yani. Evet. İttiği için Torreira daha önde baskı yapabilecek, Barış Alper daha önde Fiziksel mücadelelerine girebilecek. O yüzden şu bölge yani Davinson, Torreira, Barış Alper en göz alıcı, en çarpıcı. Galatasaray'ın hani üçlüye dönmesini belki en isteyebileceği şey bu taraf. Ama bunlara bence bir akıl, bir denge lazım. Çünkü şeyden hatırlıyorum. Barış Alper bir ara Kerem Aktürkoğlu forvet arkası oynuyordu ya. Hmm. Geçen sene Zaha'yı kazanmaya çalıştığın ilk dönemde. Orada e, Mertens'i kesip Kerem'i oynatınca bir Antalya deplasmanı falan var hatırlıyorum. Barış sağ kanat, e, Kerem Forvet arkası. Orada bir türlü bağlantı yapamıyorlar, Verkaç kaç yapamıyorlar, pas geçmiyor, biri koşuyor, biri atamıyor falan. E, o yüzden bir tane böyle top tutan ve dağıtan bir e, önde Icardi'nin ben iş yapabileceğini düşünüyorum. Bu böyle bir e, sağ taraf planlanırsa. E, ben de. Ossimian, Icardi, artı Mertens ya da Ziyech formülünde şundan korkuyorum. Çok bölünebilir takım. Yani 3 tane forvet orada kaldı. Dönen toplarda biraz eksik kalınır mı acaba diye düşünüyorum. Tabii ki çok reaksiyon verecek, fiziksel olarak üst üste oyuncular olacak arka tarafta. Yani böyle bir düzende dediğin gibi Sara Torreira, Barış ya da Evinme gelirse olacak. Zarevski, Jakobs da sol olacak. Aslında çabuk bir arka taraf oluyor ama yine sayısı olarak eksik kalınabilir. Yani böyle üst seviye maçlar Young Boys ki çok hı hı. acayip üst seviye takım da değildi ama doğru oynamayı bilen, doğru pozisyon alan, doğru çıkan takımlara karşı Avrupa o maçlarında her zaman çalışmıyor. Avrupa maçlarında bence Demirbaylı üçlü de yapabilir tabii. Yok Ebim'e gelirse bence direkt yani Ebim belli Gerçi evet. artık artık son iki döneme kaldı da Ha şimdi, evet, Avrupa'da oynadı. E, şimdi evet, Kerem Deriba'yı dahil etmesi gerekiyor. Veya daha da tempo, dayanık daha kesicilik ben, istiyorsa Berkan Kutlu. O da. akıl koymayı hani İdeal Galatasaray'dan bahsediyorum Avrupa kadrosundan değil. Ebinbe geldi diyelim, Zarevski geldi. Şöyle oldu, Barış Alper, Ebinbe, Torreira, Sara, Zarevski oldu. Dediğim gibi biraz daha dinamik, Hani top Sara aslında oyun kurma becerisi olan bir oyuncu. Ebinbe biraz daha dribbling, topsuz koşu skora da çok destek veren bir isim gibi gözüküyor burada akıl koyan isim aslında Mauro Icardi olabilir. Yani o de şöyle 1-2, 1-1 gibi olup hmm. Icardi biraz daha geriden pozisyon olan bir oyuncu olabilir. Yani çünkü onun dağıtıcılığı var. İstasyon olma özelliği de var. Bu şekilde bir denge sağlanır diye düşünüyorum. Çünkü burada dönen toplarda daha güçlü reaksiyon verirsin. Hmm. Mertens'e de Ziyech'i ekleyince bir de çift sansafor orada çok bölünme olur. 3 tane adam orada kalır. Adam paylaşımında sorun olabilir gibi geldi bana. Ama Icardi dönene kadar dediğin olabilir. Yani zaten şu anda Icardi yani yok. Mecbur gibi zaten. Ee, var. Evet. Hatta o zaman şöyle şöyle düzenler de hayal ediyorum ben. O burada Mertens Sara Demirbay Torreira'nın yanında mesela. Evet. Şöyle. Kerem Demirbay Torreira. 3-4-2-1 gibi. Evet. Sara, Mertens hani biraz daha topu da alan bir takıma dönüşebilir. Burada işte Ebimbe ya da Barış Alper. Diğer tarafta Zaleski yer gelirse ki gelecek gibi gözüküyor. Zaten Icardi'nin önüne kadar dediğin formasyon 1-2 gibi olması daha mantıklı. Yani Batu e başlamak yerine mesaiye. Tek santuf arkasında iki tane oyuncu ile başlamak daha mantıklı ama Icardi o döndükten sonra bence üçlü orta saha. Ya boş kaleye atamadım be kardeşim. Serdar abi, senin burada ne işin var? Kardeşim, 40 kere söyledik. Atanınla tutanın iyi olacak dedik. Abi. Şu hale bak ya. Şu hale bak ya. Bizim bütün ekip her hafta buradayız. Beklersin.